Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir vakayı çözmek üzere Mertcan Bahar'ın kanalına konuk oldum. Sen dedin ki bize videodan önce çalıp çırpmak yok, niyetimiz yok. Kanalı çaldı. Anlıyor musun? İnce mizah. İnce. Herkese merhaba, ben Mertcan Bahar ve bugün Nova Prospect'te paranormal olayları tanıyoruz. Wow. Biliyorsunuz ki Gizemli Uygulama adında bir serimiz var ve bu seride sürekli başımıza olaylar geliyor. Biliyor musun Can? Senin vakalar evet, kar olmasa da sende çıplak adamlar koşuyor, bayağı bir olaylar büyümüş. Oğlum çıplak adamın ayağı her yer çıplak. Oğlum bu ne yapıyor? İzliyorum kanalını, takip ediyorum. Yanlış anlamayın. Ne yanlış anlayacağım? Adam çıplak koşuyor. Ensest olmasa reis. Aynen. YouTube hatta sıkıntı yaptı o videoyu. Sıkıntı yaptı. Düzelttim. YouTube sana sıkıntı yaptı. Evet. Sarı dolar işareti verdi. Sonra videoyu engelleme yoluna gitti. Sansür olduğunu dile getirdi. Video tekrar yayında. Allah başka dertlenmesin. Bu arada benim ilk kanalım vardı Mertcan Bak. Can yüzünden kapanmıştı. Bana kışkırtma yaptılar. Kışkırtmayı silah çekip patlattılar. Çok da güzel bir kışkırtma. Değil mi? Sonrasında bu kanala geçmiştik. Evet. O yüzden maneviyatın büyük. Biz bugün seni buraya getirdik. Şaka yapıyorum. O olaylardan korkmayan bir adamsın. Biz de korkuyoruz. Gittiğimiz hiçbir yerde arabadan inemedik. Sen inebilir misin? İnerim oğlum. Mezara bile girmiş adamız. Mezara girdim. Mezar. Her yere. Süper. O zaman başlamadan önce ben bir şey yapmak istiyorum. Hamza, nevaleyi getir oğlum. Ne oldu lan, neyi getiriyorsun? Sen ne zaman gelsen yağmur geliyor. Bereketli mi geliyorsun be adam? Tam ortama uygun, atmosfere uygun. Ne getiriyor? Nevale. İnanın ne olup bittiğini bilmiyorum. Buraya ben anlatacağım, geldim. Sana anlatacağım da. Biz abi kamera çekecek. Kamera bozulmasın, yağmur başladı ya. Yağmur kim lan? Ben evli bir adamım lan! Ben böyle bir şey getirdim. Fincan, adam çağıracağız. Ne? Senin olayın var ya, yıldız mıldız çiziyorsun, onu bir yapalım dedi. Ruh çağıracaksın veya cin çağırmaya mı çağıracaksın? Tövbe, cin demeyelim hocam. Cinlere cin demem lazım oğlum. Sen yok, gece evet, başımıza bir iş gelecek. Eğer cinleri çağırırlarsa asıl buna kızarlar. Nasıl kızar? Sana hayvan deseler mesela. Benim adım Mertcan. Bana Meto diyorlar mesela. Gök gürleri duydun mu? Uçak geçiyor. Yok lan gök gürleri. Gök de gürlemiş olabilir. Hani şu an korku içindeyim. Mert benim çok eski bir arkadaşım. İki dost, iki deli kurşun. Böyle videolar çekmiş. Ben de izledim videolarını. Konuk olmak istedi. Sağ olsun davet etti. Daha önce de zaten şey yaptık. Bunu konuştuk. Sözümüz vardı. Paranormal bir şey çekeceğiz diye. Şimdi ben seriden halledeyim. Ne halledecek? Kanka millet yanlış anlayacak. Çöktük bu arada. Çok esma çok. A, B, C, D. Sen alfabeyi biliyor musun lan baştan sonra? Vallahi şu sanına kadar bilmiyorum yemin ederim. A, B, C, D, E, F, L. E ne ala? E nerede? Oğlum ne oluyor? Kardeşim koskoca cin bilmeyecek mi harf nerede? O gospunç. Ben bu mizaha katılmıyorum ve cinleri alay etmek istemiyorum. Ben de alay etmiyorum. Çarım ağzına ha. Bir de onlarla ilgili espri yapma. Espri yapmıyorum. Ayıp kardeşim bu yani. Bu yapılmıyor mu? Amerika filminde bile var. Ondan ruh çağırıyor, sen cin çağırmaya çalışıyorsun. Tamam ruh çağırırız biz de, fark etmez. Bir şey gelsin de. Koy kanka parmağını. Ben bir yerde izlemiştim. Bu mizaha katılmıyorum ama bu arada. Ben bu işi ciddi yapıyorum. Odaklan. Gelmezse sen haklısın. Ey bu. Gel. Hissettin mi kanka? Götünde bir şey mi hissettin? Bunu ben yazmadım. O şu an yazmış biri. Beyler bir saniye. Ben yapmaya gelmedim. Gizemli uygulamanıza geçelim. İşte buna geçelim. Ama özür, önce sen sıçarsan. Özür dilerim. Kanka bunu o ben kendinle yapmadım. Değil. Şey bak ben yapmadım diyor. Biliyordu. Bir adam dışında yazıldı. Bak, bu saçmalığı istemiyorum. Ben bu işi ciddi yapmaya geldim. Bana koyduğu ortalığın ya. Şimdi ağaca geçelim. Alay edilmesi istemiyorum. Ciddi yapacağım. Özür dilerim ben. Ben bu işin oyununu bile yaptım. Nasıl yani? Reflection'sinde bir bilgisayar oyunumuz bile var. Yazılımla ne alakası var? Kitabını yazarsın da oyununu niye yaparsın? İşte basamakları böyle çıktı. Sen küstahlık yapmıyor musun buraya? Sen küstahlık yapıyorsun. Pardon abi. Şakası olmaz, şaka değil. Arkadaşlardan ama özür dilemeni istiyorum. Ben özür dilemem. Diletirim. Amerika'da bunu yapmasa ben zaten yapmam. Amerika'da gördüm, merak ettim, yaptım. Olmadı. Ne yapayım? Adam olamadı. Bu uygulama bizi paranormal olduğu iddia edilen yerlere götürüyor. Evet, asıl konumuza gelelim. Ha. Ben de bu yüzden buraya geldim. Bu da çok seviliyor. Ben dedim ki uzmanıyla yapayım. Biz korkuyoruz, sen belki korkmazsın. Bıyığını yiyeyim seni. Teşekkür ederim. Buraları biliyorsun, bu muhiti çok işlek. Evet, evet. Olayımız o. İşlek bir yerde bizi nasıl paranormalliğe itebilir bu uygulama? Ben de sırf buna olan merakımdan buraya geldim. Tutar mısın özür dilerim? Bugün bunu göreceğiz arkadaşlar. Oluştur de mesela. Para istiyor. Sen de var mı 50 lira? Konuktan alıyor. Ben o uygulama işini hallediyorum lan ama ne var ne yok oğlum. Bir daha da böyle şeyler getirme ya. Kardeşim bak hala anlatamıyorum. S**adım fincanınız ama ha. Denemek istedim sadece. Orada mı deniyorsun? Ormana gideceğiz ve bunlarla olmaz. Sen orman aşkın ne kanka? Sen ormanda ne olsun istiyorsun? Kardeşim etrafa baksana. Milyar dolarlık rezidansların ortasında. Peki bir şey diyeceğim. Sen şunu mu iddia ediyorsun? Rezidansta böyle vakalık olmaz mı diyorsun? İlla yani garibanın mı yüzü gülmez? Şöyle düşünmen lazım. Burası. Buraya giremiyor mu? Metropol ya burası. Güvenliği i̇nsan, mi geçemiyor? İnsan topluluklarından uzakta paranormal olaylar yaşanıyor. Bu yüzden hani terk edilmiş köyler, terk edilmiş yerler. Aynen. Tam olarak uygulamanın burası amacı bu. Ama bizim olduğumuz yer birkaç yıl sonra milyar dolarlık rezidansla olacak bir arazi yani. Ben senin için çözüm. Baksana ciddiyeliğe bak. Hamza'nın amcası cinmiş.
Polis kartımı çıkar. Şunu al, 2 aylık abonelik aldım. Ciddi ya. Ciddi mi diyorsun lan? Evet ama. Benim mi? Hadi oğlum ya, yap şunu. Çökez mahçup. Videonun başlığı çökez. Boşluk anomalisi diyor. Şurada paranormal bir şey varmış. Marmara'yın orada. Hem de çıkmaz sokak veriyor. 5 anomali varmış. Yani? 5 tane. 5 tane anne var. Biz buraya bir gidip bakalım. Şimdi kaybettim orayı. Normalde izleyiciler veya insanlar bana mekanları söyler ama burada uygulama söylüyor. Hiç denemedin mi bunu? Hiç denemedim. İlk defa denememişsin kanka. İlk defa seninle deniyorum. Bir saniye, yeni bir yere attı. Buraya yolculuğa başla diyoruz. Ekip otosuna. Ekip otosu kiraladım, kalabalık olacağız bu video diye. 7 kişilik dolmuş gibi. Bu ne yapıyor? Dur bakayım. Oğlum adamın parasını niye cepledin? Verdi, ne yapayım? Ne yapıyordun sen orada? Ayakkabılarım var. Üzerinde kesici, delici, zevk görücü bir şey var mı? Suriye'ye gitti kendi, bu arada böyle sanmıyorsa uçup. Geldim geldim. Rıza baba, ekip odasına komut veriyorum. 3.8 kilometre diyor, 9 dakika. Buraya gideceğiz, burada ama korkma. Ciddi anlamda çok sıkıntılı işler dönüyor. Şuradan geriye dönüyorsun, böyle aşağı gidiyorsun. Tamam. Söyledim zaten de daha önceki yerlerde hiç inemedik. Çünkü yanımızda uzman yoktu. İlk ben ineceğim, görürsün tamam, sen. İlk Can inecek arabadan. Önce bir etrafa bakacak, sonra biz ineceğiz. Köylere gidiyorsun değil mi sen? Karadediler köyüne gittin. Aklının nereye geliyorsa. Ardıçlı aile köyüne gittin mi bizim köy? Ardıçlı. Her köye gittin mi Türkiye'de? Vali misin sen ama? İddia edilen her yere gittim. Bu çok kötü bir şey. Bak şimdi gittiğimizi anlayacaksın. Mesela diyorsun ki burada ne gazsız olabilir? Nerede paranormal olay olabilir diyorsun. Bir anda atıyor seni kanka. İzle ve gör. Gecenin bir vakti yaptığımız işe bak Can. Akıl kâr. Arifan bu. Arifan nerede? Arifan nişanı var, çananıyor. Kim? İstanbul gibi metropolün içinde bizi nasıl bir yere götürebilir? Siz daha önce gitmişsiniz, tuhaf şeyler yaşamışsınız. Ya biz çok büyük olaylar yaşadık. Cezaevi baskını. Aa, bir saniye mi lan orası? Size bakıyor şu an. Tam kulenin üstüne bak. Oy. Her yerin ışığı gitti abi. O benim çok dikkatimi çekti. Değil mi? Her evet. Şey olabilir yani. Aman dikkat. Aga bu iş topet. Heyecan var mı? Var. İleride ışıklardan sol yapacak. Sen bu olayları çok yapıyorsun. Başına en ilginç ne geldi? Sen de videoda bahsettiğin gibi çıplak bir adam gördük. Çırılçıplak. Kanka o sapıktır. Bilmiyoruz. Ormanın ortasında. Hayır, Lübbey köyünde. Ceset bulduk Ukrayna'da. Davalık olduk. Resmi ceset. Evet, bildiğin videoda var. Keyfanılar yani yaşlı kadınlar gördük. Adamlar gördük. Cin evli olduğunu iddia eden birini gördük. Çok olay. Bugün umarım bize denk gelmez bunlar. Sen de bir an olarak kalıp biz de bu anlara ortak olmayız umarım. Ceset evet. İllegal miydi? Ne anlamda? İntihar mı etmiş yoksa bulmuşlar mı? Şöyle, biz Ukrayna'da yeraltı tünellerinde giderken bir koku aldık. Yani bir baktık, adamın bacakları dışarıda kalmış, kaya dökülmüş üzerine. Abi inanılmaz sonra, bir durum ya. Karbon testi yapıyorlar ve karbon testinde de o adamın aslında 7 ay önce orada öldüğü ortaya çıkıyor. Kimse sormamış mı bu adam nerede 7 ay yılıyor? Yerin altında 2700 kilometrelik tüneller var. Labirent gibi. Siz buldunuz mu? Denk düştü. Buna korku diyen olmamıştı. Kanka, ceset yani. Ukrayna hükümetiyle davalık olduk. Daha ne olabilir? O Vlaovski ile. Komedyen olan Cumhurbaşkanı. Zelenski. Ha Zelenski ile. Benim tüylerim yüperdi bak şimdi. Umarım biz öyle bir şeye denk gelmeyiz. Seni kapatsana. Pardon. Benim hatam set. Kendinize bir alkış. Benim başım ağrımaya başladı ya, bir ağırlık çöktü. Ya çok gereğimiz için cidden ben de bir ağırlık ve azımsızlık hissediyorum. Beynimde bir basınç varmış gibi. Evet evet aynı. Değil mi? Bence hem heyecandan. Ciddi anlamda heyecanlıyım çünkü bu sefer ineceğiz de yani. Bu bizi nereye götürüyor lan? Sahile mi sokuyor bizi? Sahil gibi bir yere gidiyorum. Bakalım ıssız mı orası? 2 dakika. En kötü pantolon balığını tuttum. Yüce Rabbim'den öncelikle bu gece için bize sabır vermesini, cesaret vermesini istiyorum. Zaten umarım şey cinli varlıklar olmasa bile yani bir takım paranormal olaylar yaşamak istiyorum. Bir insan niye bunu ister peki? Ne geçecek elinde paranormal bir şey yaşayınca? Yani bir şey görmek istiyorum, hani farklı bir hissettiriyor. Benim yanımda isteme kardeşim, git orada gör. Orada bak ne var. Mesela öyle bir şey olacak ki sen de uzaklaşsan ben uzayım orada. Ciddi diyorum, sıçarım. Bakacağız. 2 dakika sonra olay yerindeyiz. Migros'un karşısında ne olabilir? Uygulamaya göre bir şey varmış. Ama hep bunu dediğimde bir şey oluyor. Umarım beklediğimiz gibi bir şey çıkar ya. Ne bekliyorsun sen? Bütün ekibin korkudan kaçmasını istiyorum. Yavaşla. Hemen buradan sol. Buradan sol yapılmıyor ki. Kanka uygulama tamam. Böyle diyor. Oğlum bu uygulama bizi öldürmek mi istiyor lan? Ben evet. Senin işini çözeceğim. Memleket neresi? Giresun. Giresun da çıkınma. Nasip. Giresun'da niye deniz var? Niye? Giresun diye. Nasip. Biz nereye döndük ya? Ekip korkuyor mu? Korkuyor. Arkaya sesim ben gitmiyor. Korkmuyor musun sen? Koş senin am... Kanka bu yığı kes. Niye oğlum? Kötü mü olmuş ne? Yok da yok. Sana gülmüyorum ya. Kanka niye kötü ki? Kötü değil mi? Kötü mü? Çok iyi. Niye oğlum? Ortam yumuşasın. Kanka ben gerilince böyle gülüyor. Bende de var yani bıyık. Bıyık kardeşliği yapalım ya. Sen gerçekten gerisin. Sen oraya büyük ihtimal faso bir yer diyorsun. Ama oraya cidden iyi bir yer çıkacak.
Bizim bu gece çekim yapmamızı istemiyor o zaman kanka. Abi sürekli ne zaman kayda girsem kendi kendine çıkıyor. Bekle. Kaç kere kayda girip çıktık şu an? Daha demin mi fark ettiniz mi? Evet. Ve bu gaya yaklaşınca olmaya başladı. Yemin ederim. Şu çöp konteynerin arkasına park et, yürüyelim oradan. Basketbol sahası var. Aa, incin top oynuyor dedikleri bu mu? Tokadı bir vururum. Bir de yarım bir. Az ciddi al şu olayı. Adamın bir hevesi var. Ettim Mertcan'ı. Can bu arada yalnız gezme. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Bu bizi sahile getirdi kanka. Niye burada tek başına? Ama ıssız değil mi? Bir kişi bile yok. Bir kişi olmaz mı? Koskoca Kartal sahilde. TikTok'ta var ya ben gelecekten geldim diyen bir adam. Belki şu duvarın ardını gösteriyordur. Kayaların içi. Tam konuma baksana. Evet oğlum oraya gösteriyor. Baba ben o kayaların üstüne çıkmam. Ananı bu. Kanka. Oğlum ıssız tekne var lan. Yunus gibi bir şey atladı la. Dur. Şurada Yunus atladı. Bak inanmıyorsun çek. Kardeşim kimlik göster. Ya hani Yunus polis. Kolun bizi adama getirdi bence. Kayalara gitmeyin. Bir şey ya. Diyeceğim bu çok mu normal bir şey? Denizin ortasında ıssız tekne duruyor. Başka bir konum diyorsunuz. O tekne bağlı değil mi? Adam yüzerek mi binecek ona? Ne doğru lan? Can hani uzmandın abi? Adam nasıl binecek o tekne? Bence halata bağlı ve onun şu ne? Burada bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Tam konunun üstünde mi şu an Can? Yeni bir yer istiyorum. Sen yeni bir yer mi istiyorsun? Evet. Ananı bacın. Bu ne ya? Dur ben 50 liralık çekeyim şundan. Bu kısmı yani. Çek ekranı çek. Sürekli çıkıyor bak. Bak. Bak çıktı. Kayıt tuşu burası kanka. Elimi çekiyorum. Çıkıyor kendi kendine kanka. Elim orada diye bakın. 10 saniye bu 7. kaydım. O parmağımı görüyorsunuz. Pugo aldık la. Can şimdi sıçırttım seni şuraya. Ondan. Pugosundan çektim. Millet iPhone 4 Pugo olur. Ben bunun Pugosundan seviyorum. Gittiği yere kadar böyle çekeceğim artık. Ben sana mahcup oldum. Çok özür dilerim öncelikle. Ama gene ıssız bak. Issız konum bulmuyor mu? Buluyor. Bizi bir tane adam yok. Teknelere getirdi bizi. Bir şey soracağım. Şu adamın yüzü görünmüyor. Kanka yüzümü de boşver. Adam balık oltası koymuş. Balık bekliyor ve taşların ortasında. Oltayı nereye yaptın ama? Adamın yüzü yok. Bas şu tuşa. Bastım. Nefes al ve niyetine odaklan diyor. Çıkmaza götürüyor bizi. Yeni olay yerimize gidiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kanka ben boyum yetmiyor. Ya nasıl yetmiyor? 2 metre deccal gibi adamsın. Bak şöyle çıkacaksın izle. Ya kardeşim böyle şey olur ya. Oh. Sahil havası da iyi geldi. Adamı niye bıraktın oğlum? Tek başına gidiyor bir şeyler aramaya çalışıyor. Abi o aganı tutturmuş bir paranormal paranormal. Hayırdır am. Ben ondan uzak durmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir şey olursa içinden dua et. Ne biliyorsun lan ne etmedin? Ekim odasına koşun! Koşsana amın s**tim Ramzes. Geçenlerde çıkan haberi okudunuz mu? Üniversiteli gençlerin başına gelen olaylar. Sen onu değil de şeyi biliyor musun? Evet bir DG şivesiyle konuşuyor. İmamoğlu'nda İsmail. Ha? 20 İsmail. Kısacı göstermek kanka istedim. Bana geleyim böyle bir Ege şivesi yok. Nasıl yok? Üniversiteli gençlerin başına gelen esrarengiz olaylar. Amerika'da meydan geliyor, San Francisco'da gibi. Bizim gibi ya da sizin gibi meraklı gençler. 3 kişi. Yapma bunu işte ya. İkisi erkek, birisi kız. Otele gidiyorlar. Hasan, böyle hostel. Bala göte bizim gibi değil mi? Hostel aynen. Gidiyorlar ve... Yamuluyorlar. Hayır. 2 saat sonra olay yerine polisler gidiyor. İki erkeği tavana çakılı halde buluyor. Aşağı doğru boyunlarına kan fışkırarken... Kızla bilekleri kesilmiş, yerde sürünüyor, polislerden yardım istiyor. Tam kurtulacakken sen ölüyor. Sen mi yaptın bunu? Hayır, geçen de okudum. Bu gerçek olay. Gerçek mi olay? Niye anlattın onu? Bizim gibi meraklı gençlerden bahsediyorum. Şimdi buraya gittik diyelim, astılar bizi. Her şey olabilir. Orası San Francisco. Bence Kartal'da bu olayı yaşamayız. Benim düşüncem bu. Burası şart. Daha beter oğlum, torbacı kaynıyor. Sence onu torbacılar mı yaptı diyorsun? Hayır ama burada bizi katledebilirler bence. Etmesinler abi, niye böyle düşünüyorsun ya? Bir şey diyeceğim, videonun başında bir tane adam geldi, bir saat çocukla konuşmadı mı? Evet, orayı çekelim. Çekseydik demek istediğimi anlardım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar bir tane adam geldi. Bir saat boyunca tehditkar tavırlarla bizi, daha doğrusu arkadaki arkadaşımızı kilitledi yani. Salmadı. Biz yanına gitmeye çalıştığımızda ben yanına gitmesin. Gittim. Beni küfredip kovdu. Sen çektin mi? Kardeşim. Sen çektin mi oraları? Ay kapattırdı kanka kamerayı. Ya. Adam iki tane kırmızı pişmiş gelmiş. Yani bizim bahsettiğimiz olay bu değil. Sen beni anlamıyorsun ama. Bunun sarhoşu var, delisi var, aptalı var. Sarhoş da seni katledebilir, delisi de katledebilir. Ben katli olmak istemiyorum. Dikkatli olmalıyız. Teşekkür ederim. Bu sefer bir umudun var mı Can? Sence sıkıntı bir yere mi gidiyor? Umadığımız gibi olursa dediğim gibi İstanbul dışına gideceğiz ve uygulamaya öyle çalışacağız. Bu saatte İstanbul dışına gideceğiz. Evet. Şehirden uzak, toplumdan ama uzak. Ama bak o aganma kanka. Evet. Şu an biz ne kafasındayız biliyor musun? Olursa olur. Sen illa bulalım diye uğraşıyorsun. Çok yanlış bu. O adrenalin veren şey anladın mı? Onu bulursak yaşayacağın adrenalin düşünsene. Daha demin sahilde hava aldın ama ya korkutucu bir şey olsaydı. Nabzın atışını, tansiyonun yükselişini. Ah çok güzel. Al sana sıkıntı ya. 619 bile çekecekler bize şimdi. Hep senin yüzünden Can. Ne güzel sahilde orada yalandan bağıracaktık, geçecektik. Yunus geçti diye. Ana koyayım. Evleneceğim diyor bu. Adrenalin. Evlendikten sonra belki karın seni tehlikeli işlere bulaştırmaz. Dedektif miyim ben
koyayım. Şu arka sokak. Burada cin gelmese de biz bıçaklarla. Ben bu konuda netim fitim. Demin çarşının içindeydik. Gördün her yer işlekti. Bir anda geldiğimiz yere bakar mısın? Anladın mı demek istedim? İşte korktuğum bu. Mesela buraya cami yapmışlar. Bu camiye kim gelsin agaya? Hani lan? Oğlum! Camiyi telle çevirmişler. Camiyi niye tellerle çevirirsin? Hem de şey dikenli. Zorla girip namaz kılmaya mı çalışacak arkada millet? Arkada birileri var abi. Sessiz olun, sessiz olun. Amerika'da bir yer vardı ya. Evet. Ay Amerika'nın... Homeless'ların yaşadığı yer, tehlikeli yerler bir yerler. Konya. Ne Konya'sı kardeşim? Ben Amerika diyorum, adam Konya diyor. İndik ama. Sinirli bir grup var. Orada değil, arkamızda, arkamızda. Evet, ve bir şey diyeceğim. Onlar burası bizi bence... folloş ederler, gidelim. Torbacı buluşma mekanı gibi. Dikkat, BMW geliyor. Piç kasa. Yemin ederim ateş yanıyor ileride. Bak göstermesene birinin elini. İlk kez mi görüyorum ateşi? Bence yeni bir koluma basmalıyız. Selamünaleyküm. Cami kapalı mı? Oğlum beyninizle taktak geçiyor. Hayır hayır, soruyorum da. Burası büyülü. Ben biliyordum işte. Ne büyü oldu peki burada hocam? Koyun moyun kestiler, ben gördüm ben. Kurban bayramıydı. Oğlum bak rüzgarla şiddetini arttırdı. Korktum ya. Adam büyü kendine diyor. Gel oğlum. Adam büyü diyor lan. Caminin içine girelim mi? Abdestiniz var mı? Var benim. Var mı? Durduk yerde abdest almıyorum, namaz kılacağım. Kardeşim sen cenabet mi geziyorsun? Cin mi arıyorsunuz? Gel de gel. Koydum onları. Adamı tutamıyoruz şu an. Bir tuvalete bakar mısın? Buradaki beyler uzayalım. Kanka geç. Kanka dokunma bana arkamdan, elim ayağım titriyor zaten. Orası türbe. Türbe değil kardeşim. Ya bir şey diyeceğim. Burada sigara içilmez diyor. Camide sigara içen var mıdır ki aga? Ooo şu an şu an. Ben bu semte 20 senemi verdim. E tamam, şu an bütün büyüsü kaçtı. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Cidden böyle bir adrenalin pompalandı evet. Bende. Sen de o pompayı yedin mi? Evet, daha demin ne diyordum? Adrenalin istiyorum diye demiyor muyduk kardeşim? Adrenalin değildi bu beş ya. Adrenalin de bu. Uygulama doğru muymuş? Bekliyor muydun buna? Ben uygulamaya şu an... inandım mı? İnandım evet. Ama bu uygulamayı bence şehir dışında... Atlat. Gecenin bir vakti camiye girdik. Oraya tuvalet niye yapmışlar? Kurban kesmişler falan dediler. Ya onlar bizi yedi. Işıklar açıldı ama ben dedim ki ya tamam, sıkıntı yok. Ama o ana kadar... Dağıldım. O ana kadar korktum. Hazır mısınız yeni yaga? Ekip korktu mu? Bir onlara da sor. Benim sesim gitmiyor çünkü arkaya. Araba çok uzun. Korktunuz mu? Korktum. Çok da korkmadım yani. Öncekilere göre normaldi. Telle çevrilmesinden bir irkildi. Şadırvanlı bir gerildi. İçinden de böyle şap... Kanka Türkçe konuşuyor. Kanka Işığı açtılar ya sonradan. Şap 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 su damlama sesleri falan geliyor. Türbe değil miydi? Türbe sandım ben. Orası da kullanılmıyor. Lavaboları falan kırılmıştı. Bir de çocuk normal böyle tuşla açmadı orayı. Elini soktu böyle bir şeyler kurcaladı. Sigorta mı yaptı? Aynen sigortayla oynadı. Ben yanındaydım hemen çocuğun. Çocuk dedi ya 20 senesini vermiş kartal. 19 yaşında değil mi? Paçalarım nerede ıslandı böyle? Sahile. Şu şekilde. Sahile. Denize mi girdim ama bilmedim. Yeni nokta oluştur diyorum. Biraz daha geniş bir açı yap bence. Çok daraltıyorsun. Burada bizi nereye götürebilir ya? Bıçaklatacaksın bizi, biraz daha geniş et. Bu semtten korktu. Evet. Issız tekneye attı. Konum aynı bak, basketbol sahaları şu, o tekneyi gösteriyor şu an. Terk edilmiş tekneyi gördük mü, kamerada gösterildi mi? Gösterdim. Onu ben... attı oğlum, göstersene. Görüyor musun? Şuralar hep basketbol geldiğimiz sahası. Geldiğimiz yer. Şurada o teknenin şeyi konum. Anne. O tekneyi yüzebilir misin kanka? Abi benim... Taner Talga Torlacı'yı aldım. Taner Talga Torna. 6 kilometre çıkardım. 6 kilometre de az değil ha. Orman gibi bir yere verdi. 13 dakika arkadaşlar, diyor. Arkadaşlar ormana... verdi. Bizi şu an şehirden çıkartıyor. Hani Mertcan söyledi. Gaza abi. Geldim çünkü ne bileyim. Karşında nehir var oğlum. Nehir değil lan, göl gibi bir şey. Ben senin bir videonu da izledim. Gölün kenarında bir şey olur diyordun sen. Evet. Ne deccal mi ne olur? Su birikintilerini seviyorlar ya. Dereler, nehirler, fıratlar aynen. Fırat kim lan? Fırat Albay mı? Şey ne yani, oluyor ya? Bu tarz akarsuların olduğu yerleri seviyor cinni varlıklar. İnsanların gözüne göz perdesi inmeden önce de insanlar onları görürken hep su birikintilerinin yanlarında daha çok görürlermiş. Çocuklar yine buraya çıktı lan. Çocuklar her yerden çıkıyor. Bıçak çıkarttı, gördün mü orayı Mehmet? Görürüm hemen, mümkün mü ya? O ne kanka, asıl sıkıntı bizim yanımızda. Başıma çok kötü bir ağrı girdi. Gerçekten bir tarzı enerji içeceği almam lazım sana. Sen de bahane buluyorsun ya. Bir şey kitlemek için. Marka da veriyorum tarzı. Enerji içeceği değil. Anksiyetem tutuyor sana. Saçmalama kanka. Hangi anksiyetem tutuyor? Bazen anksiyetem tutuyor işte, böyle kalbin sıkışıyormuş gibi oluyor. Ama olmuyor ama oluyormuş gibi oluyor. Sanki böyle bu kadar... Acıyor gibi ha. Dur çözeceğim ben senin işini, merak etme. Adrenalin diyor, kalbim sıkışıyor diyor. Lan bana nereye getirdin beni ya? Senin paranormal aşkın. Zikerim. Uygulama bize gitti. Hava alın dedi, tamam mı? Gittik havamızı aldık. Keyfimizi yaptık ilk başta. Tehlikeli bir yere soktuk gerçekten. Ya tehlikeden ziyade ne geriyor insanı biliyor musun? Ormanda çeksen şunu zaten ıssız olduğunu biliyorsun ya, gerilmezsin. Evet. Çarşıdan işlek caddeden bir anda öyle bir yere nasıl çıktık? Bir anda. Ben de beklemiyordum uygulamanın böyle olduğunu. Her şey olduğu gibi görünüyor abi. Yani gözünüzün önünde konuma basıyoruz, gidiyoruz. Rastgele. Hiçbir şey yalan doğan değil abi. Her şey gerçek. Kanıtı burada ya. Şahitlerimiz burada. Kanıtı burada şahit. Mahkemeye mi çıkacak? Kanıt olsun. Belki de birazdan bıçaklanacağız birader. Bu video belge niteliğini taşımaktadır. Bizi bıçaklayan adam bu videoyu alacak, YouTube'a yükleyecek. Ya gerizekalı. Adam demek ki işin doğrusunu biliyor. Niye yarattı? Hayır adam sorun olursa. Anı mı kalsın bıçaklı? Mahkemelik falan bir durum olursa polislere bunu göstereceğiz. Göstermeyin boşver. Bizde kalsın. Olursa. Olmasın. Daha demin panik atak yaşıyordum ama şimdi yayından
merak ediyorum ya bak. İşte zaten ben bu olayı bu yüzden seviyorum abi. Günlük hayatta göremeyeceğin. Senin de tutkun bu ya. Ha, hayal edemeyeceğin yerlere gidiyorsun abi. Furkan, senin semtine geldik artık. Benden çıktı olay. Burada Furkan kokacak. Ben gururum, sen rahat ol. İnmesek miydi? İnsanlar kamerayı anlamazlar. Hırsız mı bunlar derler. Çekim hırsız mi kameraya derler mı çekiyor? Gerizekalı. Bakın şimdi bu evin kapısını nasıl açacağız? Size de öğretiyoruz. New York'un ışıtma çekti öyle bir video. Ne çekti? Kapı açma. Hırsızlıkla alakalı. Evet. Oğlum bize bakıyor tipli adamı, gördün mü? Yemin ederim bize bakıyor. Çok kötü kitlendi adam bize. Tam şu inşaatı veriyor ama bak, beyler arkamızdaki araba hareketleniyor. Bunları bu uyuyor ama nasıl bilebiliyor ya? Ben uzuyorum. Ne oldu? Burada inemeyiz. Arkamızda bize bakan adam var ya. Ha? Arabaya bindi, arabayla geliyor. Ben çok kötü tırbaya girdim. Adam bize nasıl kitlendi? Video kayda başladığımız yere çok benzemiyor mu? Başladığımız yer gibi adeta. Adeta evet. Git oraya, ben o inşaatın içine gireceğim. Ben canla gireceğim. Ama ışığı kapatman lazım. Tamam, çok güzel video çekiyoruz paranormal ama bu iş paranormallik değil kardeşim. Gidersin efendi gibi dere kenarında Davut yıldızımı çizersin, ne yaparsın, bu paranormaldir. Ama beni burada bıçaklanmam hiç paranormal olaydı. Kanka, bu gerçek, bu hayatın gerçeği. İnşaata girdiğin zaman hayırdır birader tuğla mı çalıyorsun dediğinde bir adam sana "Abi ben buraya Davut yıldızı çizeceğim" dersen siker bu adam seni. Bu konuda net ol. Objektif ol. Bu gerçek. Hala girmek istiyor musun? Sen neden ışığı kapat dedin girerken? Kankam bir şey soracağım ya. Hırsız gibi aynen gir. Senin inşaatın var. Bir avuç dallama girdi inşaatına ışıkla. Tuğla mı çalıyor? Sıçıyor mu içeri? Ne bileceksin? Kamerayla çalıyorum tuğla. Bak vlog işte çekiyorum. Vlogdan anlar mı Laz müteahhit? Amına koduğum. Çıkarır patlatır topuna. Sen adamın Laz olduğunu nereden kestirdin? Gelin elim girelim. Eşim o adam ne, hangi ırktandır kesin müteahhit? Irkçılık yapmıyoruz. Irkçılık değil bu. He. Müteahhitlerin alayı Laz'da. Farkındaysanız üstü daire. Adam derse haniye tecavüz. Dairelerde sahibi altında. Baba siziniyorsanız ben kayarım. Ne yapalım, bana bir şey söyleyin. Kanka inelim ya. Video dışı söylüyorum kardeş. Kaçarım bak, ciddi kaçarım. Tamam, orman olsa inerim. Ama orası özel mülk kardeş. Bunun çocuğu senin evine, yatak odana birisi böyle kamerayla girse. Şey mi diyeceksin? Ha tamam ya. O zaman s**imin uygulaması niye biz oraya getirdin? Belki de bu arsaya getirdin. Yok koyayım, tam konum biz bir baktık sağ tarafımıza. Çıktı yani, meydana çıktı. Fermuardan çıkan gibi. Benim bağırsak. Yeni konum aç kanka o zaman. Tamam siz bilirsiniz ya. Ya o ben o inşaata girerim ama o araba geliyor. Selektör yapa yapa geliyor. Bekle bir daha dönünce. Oradan geç, biz bir inelim. Bilmediğimiz muhit diyorum. Kardeşim her yeri biliyor musun? Koyayım sen şuraya baksana. Aha önümüz araba kaplı. Bu araba, o araba o değil araba, mi? O araba, yemin ederim o araba. Vallahi midem ağzıma geldi gerginlikten. Ayaklarım geri geri gidiyor, anladın mı? Evet. Ha, bak dediğim yani şeyi al. Biz de böyle hissediyoruz işte. İstemiyorum yani. Ve şu an o araba arkamızda. Allah çarpsın Allah arkamızda. Tamam. Vallahi yok. Geliyor hızlandan. Adam bizi işaret etti orada kilitlendiğinde. Evet evet. Örneklerini yaşadık. Hatırlamıyoruz mu? Cezaevinde orada Hamza adam bizi kovalamadı mı arkadaşlarım çağırıp? Vallahi kovaladı. Buraya mı dönecek o adam? Dönmedi kanka. Ya gidiyoruz ya, hemen şimdi yeni konum oluşturuyoruz. Şu an tam konumun arkasındayız. Şu inşaat da. Diyorum ya, 5 kişi 6 kişi ışıkla indiğimiz zaman. Işık olduğu zaman bir de ya haber muhabiri gibi görünüyoruz ya da hırsızmış gibi oluyoruz. İki türlü de dikkat çekiyoruz. Işık kapatacaksın, gizli çekim gibi alttan geleceksin. Işık kapat. Ama siz bekleyin, bir şey olursa polis arayın. Tamam abi. Tuvaletim var. En ufak bir şey de ben sıçarım. Altını işemeye yarar ama seni... Bak dudaklarım kurdu kanka. Adrenalin seviyen nasıl yükseldi ama Azrail nerede arka? Dinle dolamışsın Azrail abi. Adrenalin diyorum kanka. Adrenalin seviyen nasıl yükseldi? Pardon. Şurada bir giriş ver sağ olun. Kanka. Buradan geçmemiz imkansız. Baksana altın falan ne kadar ürpertici duruyor. S**k abi. Az ışığı versene. Evet bir şey mi ah, bir şey oturuyor bak orada sanki. Ne oturuyor kanka? Beyler yapmayın bak. Sandalyenin üstünde bir şey oturuyor. Kur'an çarpsın. Müteahhit olmasın. Belki biz de rahatsız etmiş olabiliriz. Işıktan kaçmış olabilir ya da. Belki de adam değildi. Yeni bir yer oluşturalım. Bak yemin ediyorum sana. Ben cidden işeyeceğim. Ben gidemem abi. Ben inemiyorum demek ki. Oğlum biz sizi bekleyin demedik mi? Tam buradayız abi. Ben ölürsem polis çağır demedim tamam, mi ben? Tamam buradayım, ben bakıyorum. Adam bunları ayıklayacak, önce son girecek bize. Gerizekalı herifler. Burada boşuna vakit kaybediyoruz bence. Son kez bir konum belirleyelim. Paranormal harici özel mülk olduğu için burası. Bizi burada yakalarlar. Yükerler. Evet. Paranormal olan şey şu, ama bu uygulama ha, burayı nereden biliyor ve bizi nasıl buraya getirdi? Bu tacizcilik, teşhircilik. Yani biz bunu yapmayacağız. Biz paranormal adamız. Yeni nokta oluştur dedim. Zihninin tezahür etmesine izin ver diyor. Yolculuğa başlamak üzere. Hadi ver güzel bir şey ya. Hadi 5x ver. Çok çişim var ya. Şu işaret turuncuysa sıkıntı çok büyük demektir. Yolculuğa başla. Yolumuz yol değil. Lize. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Uygulama beni çok şaşırttı ya. Niye? Dur lan, adam ölüyor. Ananın başı pardon. Pardon abi. Konum turuncu bir yere verdi. Turun. Bir dakika.
Bu hareketler ne? Bu son denememiz, son kurşunumuz, son kez. Gidiyoruz. Bence bundan sonra bir tane daha yaparız. Seni bulmuşken kaçırmayalım reis. İzleyicilere şeyi söyler misin? Videoyu sonuna kadar izleyerek. Videoyu başından sonuna kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ya duyamadığımız şeyler olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz. Aman akıl Mehmet El Erbil. 18 dakika diyor, bayağı genişlettik deli. 18 dakika bayağı uzağa gidiyoruz bu arada. İstanbul'dan çıkıyoruz. Ama bir petrolle falan duralım kanka. Evet bir de sen bu arada enerji içeceği markası sponsor olmak isterse bana da vereceksin para. Olgalı biple enerji içeceği markası. Sen böyle konuşacağım artık, bu kadar bak. Haberleşiriz. Şimdi geçiyoruz İstanbul dışına. Getirme kapı sınırını. Hiçbirini öldürdün. Teşebbüs ettim. Nasıl yani, ciddi mi diyorsun lan? Evet. Daha demin bahsettiğimiz olaylar üzerine dedik ya, biri bıçaklayabilir, silah çekebilir falan. Ha, kendini savunmak amacıyla. Tabii kendini savunmak için. Oluyordu yani cidden bir şeyler. Tatlıya bağlılık sana. Videoda anlatamam çünkü. Sikerler. Boş ver kardeşim ya bu konuları. Bu benim gizli dosyalarım. Kanka ben yalandan sordum hani Namık Ekim vibe'ı vermek için. Aa, yakalandık o zaman. Şimdi mi? Ben acıktım galiba. Alttan alttan. Yok ama cidden her şeyi almam lazım. Ben ısmarlayayım hatta hepinizi. Sağolun. Aç köpek gibi alkışlıyorlar hemen. Şu an gittiğimiz yer Turuncu. Ve Turuncu demek anomali. En yüksek yer demek. Tam da aradığım şey. Allah Allah Allah'ın şeye bak. Senden tek ricam. Gidiyoruz onunla karşısında. Şu an kurt inine gidiyoruz. Ve ben orayı çok iyi biliyorum. Peki ben sana şunu söylesem. Aslanın eşi de aslandı. Boğazım kuru konuşan. Enerji içeceği şart. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bize yardımcı ol, bu gece başımıza gelecek olay. Gelmesin diye dua et. Adam hep bir olay gelsin diye dua ediyor. Vallahi billahi ya. Yetime zarsık vermek değil, çalı çırpmak değil, döküm kırmak değil, defin aramak değil, defineyi bulmak değil, hiçbir şeye zarar vermeyeceğim. Abi! Allah-u Teala Celle Cihan Hüseyin'le gelmiş bulunuyoruz. Biz insanoğulları olarak siz cin soylarından bize bir şeyler sunmanızı istiyoruz. Kanka sunmasınlar bak, kurban olayım. Amin. İstemiyorum. Amin diyor, tövbe tövbe. Siz de yola çıkanın anasınız. Hatta sahilde kocaman terk edilmiş bir gemi vardı. Biz ona daldık. Ben de girdim. Daldık. Sen de mi girdin? Hafız mı bu? Nasıl daldınız lan? Paletle. Batmış yani mi? Ha, ben batığına. Batmadan önce çıktım içine. O kuleler var ya, iki tane. İkiz kuleler. Heh. Onun karşısında tamam. Kocaman bir gemi vardı. Tamam, battı o gemi. Sen batığına, ben de batmamış girmiştim. Batarken içinde miydin sen? Hayır. O geminin hikayesini biliyor musun? Anlat hadi. İnternetten bakabilirsiniz bu arada. Geminin adı neydi, hatırlayan var mı? Titanic. Neyle başlayan bir gemiydi? Nuh gemisi. He? Nuh gemisi. Videoyu sonuna kadar izleyelim. 31 çekmemize yardımcı. İstanbul'dan İskenderun'a giden yük gemisinde çalışan 30 yaşındaki bir adam geminin güverte kısmında boynundan iple asılı halde bulundu. Kanka niye birileri asılıyor? İsmi gizli tutan kuru yük gemisinde çalışan bir mürettebat saat 06.00 sıralarında diğer mürettebat tarafından güvertede boynundan iple asılı halde bulundu. Olayın sahil güvenlike bildirilmesi üzerine gemi Finike Körfezi açıklarına demirledi. Genç mürettebatın kendisini asmış olabileceği üzerinde duruldu. O günden sonra gemi karaya demirledi ve öylece kaderine terk edilmiş durumda. Gemi adeta hayalet gemi olarak canlı gibi duruyor ve içerisine girmeye çalışanları korkutarak kaçırıyor. Ben canım. Çok korkuyorum. Yapma akşam akşam ya. Bu aganmak, vallahi aganmak. Ve boğazım çok kuruyordu benim cidden. Tamam kardeşim. Geminin adını hatırladım. Boras gemisi yazın. Haberleri okuyun. Demek istediğimi anlayacaksınız. Her cuma vakti bir paranormal olay. Bu arada yemin ederim. Ya yediğim yemekten dolayı şuram hep sancıyor. Evet. Böyle sürekli içim çekiliyor böyle. Kan damarlardan çekiliyor. Ben şey oluyorum. Nasıl diyeyim? Şeytan dürttü tabiri vardır ya şöyle. Kanka bir şey gösteriyor. Canın tepkilerini çekiyor. Abi böyle mi yapıyor? Oluyor mu anne? Sen de oluyor mu? Fena Azrail'in oğlum. Kanka Azrail diyor bu. Adrenalin diyorum, adam Azrail diyor. Azrail amca ne yapıyorsun? Azrail dedin mi ben hiç? Evet. Ne zaman dedim? Aslında hiç Azrail demedim. Adrenalin diyorum. Videoyu sonuna kadar izleyerek bu olayı çözmemize yardımcı olabilir. Ekibe katılmak isteyenler, özellikle güzel ve genç kızlar, Instagram'dan Cemil Savuz X'i hemen takibe alın. Sonraki videolara konuk olarak katılabilirsin. Tıpkı arkadaki genç adamlar gibi. Arkadaşlar 4 dakika diyor. Ya sonunda enerji içeceğine kavuştu. Reklam olmasın diye içeceğim. Boğazım çok kırılmıştı. Lanet bir yere gidiyoruz ve anormalisi çok yüksek. Abi lanet manet. Benim deli gibi çişim var hala. İçecek aldınız da nasıl içeceğim ben onu şimdi? Bunlar ne yapıyor kanka? O kadar yok lan daha. Kanka çeşme bak. Onun kim ne oldu lan? Çeşme başında 3 kişi gecenin bu saatinde su dolduruyordu. Araba bizi mi takip ediyor lan? Hayır herhalde kanka. Dur buraya döneceğim, buraya döneceğim. Lan korna basıyor, durdurmaya çalışıyor. Nereye geldik? Doğru konuma gitmeyemezsin. Kanka yavaş gitsene bak, bir şey patlatacak lastiği şimdi. Araba bizi takip etmiyorsa en adi. Benim ayağım kilitlendi benim. Kodumu kolumuna götür artık, yanlış yere gidiyorum. Yemin ederim ayağım atıyor. İn ben süreyim istiyorsan. Daha beter. Niye oğlum? Sen sürebiliyor musun? Tabii sürüyorum. Süremiyor mu sanıyorsun?
Yok yani onu anladım da genelde lüks otoharda geziyor ya. Yani. Burada da su doldu bir çeşmede. Bir de 20 damacana kanka kim taşıyacak onu? Harbiden bir de ikisi kadın. Şu dağ mı çıkıyoruz? Galiba. Of çok korkunç oğlum. Dağın eteklerindeyiz şu an. Benim acil işemem lan. İstanbul'dan harbiden çıktık lan. Yola bak. Oğlum işte bu ya. İşte bu. Bu enerji şişeni işliyor mutlu şu an. Ben cidden korkuyorum. Yemin ederim başım şu an zonkluyor ve ayaklarım titriyor. Üşüme geldi. Kanım çekiliyor. Evet. Eşcinselliği hissediyorum. Lübbey köyüne benziyor. Lübbo köyüne. Amanın. Gözünü konuşun s**eyim siz ha. Tamam. Lübbo köyü. Bence soldan gideceğiz. Bak sol daha korkunç. Buga diyor, buga diyor. Sol kanka, daha korkunç. Çıkmaz. Kanka solda daha beter. Ben kardeşim konum nereye diyor. O ne lan? Mertcan yazıyor içinde. Beyler camları falan şey kapat. Bu arada bunu bir kurgu olamaz. Çünkü kanka in. Abi ne yapıyorsun? Can inme. Kurgu olamaz, ben Mr. Beast değilim böyle araba alıp da spreyle normal arabam yok abi. Ben bu uygulamaya inanmıyordum. Geldim, bizi önce sahile götürdü. Zaten orada burası Fasafiso derken bir sokağa götürdü ıssız. Orada zaten olan olayları biliyorsunuz. Söz verdim diye indim. Burada bir ışık yanıyor, birileri var sanırım, yapmayın. Uydumun konumu. Kanka benim adım. Gel şuraya bak, bak. Ben burayı şu an nasıl hissettim biliyor musun? Sanki burası benim için biçilmiş sanki tabut hoş geldin gibi. Mertcan. Tabut gibi. Orada ışık yanıyor. Gitme gitme. Kanka öyle bir ev olamaz. Evin kapısı mı yok ama? Oğlum can gidiyor. Ben hangi birimizi çekeyim? Can. Can. Ben giderim. Lan ne oluyor ama? Abi. Kanka bir şeyler oluyor. Can koşma 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 koşma. Ya. Amradım. Ya beyler köpek geliyor pitbull. Bu ne? Oğlum. Bas bas. Evin içinden geldi o ses. Seni götür kanka şuraya. Beyler sağdan sol yapsın. Bir şey söyleyeceğim. Altımı işedim. Aaa oğlum valla altımı işedim. Yakın şuraya işe kardeşim hadi. Ben koruyacağım seni köpekten. Kanka gerek kalmadı. Cidden içi hissetmiyorum. Yemin ederim içi hissetmiyorum. Kendine gel lan bir hal. Enerji içi. Sazım geldi sus. Ben içi hissetmiyorum. Lan iyi misin? Gidelim mi? Abi susun şu. Oğlum çocuk ölüyor koyayım. Yemin ederim şeyin içine kaç. Kanka ben çok kötüyüm, gidelim mi ne olur ya. Çaldı kafanı. Oğlum zehirlendik mi lan biz? Bu rastlantı diyen varsa çocuğudur. Böyle bir rastlantı olamaz. Buradan gidebilir miyiz ne olur artık? İnanmayacaksın, Son Durak filminde geleceği görüyor ya ne evet. Olacaksın. Sanki organın içinde ben böyle yatıyormuşum gibi hissetmediysem en adım. Kendimi onun içinde gördüm. Silecek kendi kendine mi çalıştı? Silecek kapalı kanka. Eğer yalan söylüyorsam Allah belamı versin izle. Bak 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 bak. Oğlum gördün. Oğlum kim atıyor bunu ya? Bin gidelim Allah rızası. Kanka hadi ben çok kötüyüm ya. Ne olur hızlı hadi bin. Yok yok. Ben bir daha çekmem. Herkes bindi mi? Akıl işi değil yani. Ya psikolojik yapıyorum şu an ağzımın içinde deli gibi. Şuraya çıkalım mı? Burası çıkmaz. Bunlar ne kanka? Bana onu söyleyebilir misiniz? Ne onlar? Sakın dokunmayın. Tamam, uzaktan bakacağım. Sanırım süt. Ne oldu lan? Geliyor geliyor kulaç bas. Bas bas bas. Dokunmayın dedim ama. Sağa çekiyor sol lastik patlar. Ne yaşıyoruz biz ya? Ananı s*** koyun var bir sürü. Cinler koyun kılığına giriyor. Tövbe 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 tövbe. Hepsi bir arada duruyor. Allah'ım affet. Gördüm. Bezüllenmişim. Gözüm atıyor ve ağzımda deli gibi kan tadı var. Yemin ederim ki size. Dişim mi kanıyor? Bilmiyorum hiç kan falan yok. Bu kanaldaysanız zaten beni biliyorsunuz. Olay yaşamadığımda dahi videoyu yayınlayan bir adamım. Bu işin asla kurgusunu yapmayacağım zaten hepiniz biliyorsunuz. Yeni takip edenler varsa bilmem. Öğrensinler, eski videolara da baksınlar. Normalde ben de dalga geçiyorum ama şu an gerçekten kanım çekildi o yazıyı görünce. Tesadüf ama bence milyonda bir şey. Böyle hurda bir arabada onun yazması. Tesadüf olamaz. 4 tane yere gittik. Basamak basamak çıktık bak. Son basamakta da senin adın. Son kez gidelim dedik kardeşim. Getirildiği yerde de adın yazıyor. Bir de isim kırmızı mı yazıyordu? Simsiyah yazıyor. Simsiyah mı yazıyor? Yok gerek yok ya. Vallahi gerek yok. Kişiler midemi kazıyor gibi hissediyorum. Yapmayalım bence daha. Çıkalım kanka buradan. Ben duramıyorum. Ayaklarım atıyor, gözüm atıyor. Baksana şehre ne kadar uzaktayız şehirden. Video dışı soruyorum. Bir şey olur mu? Yani kanka. Gereksiz mi uğraştık? Normalde çünkü biz senin gibi böyle sürekli ağzımızda 3 harfli 3 harfli diye gezinmiyoruz. Gidiyoruz evet. Normal bir olay yaşıyoruz. En fazla insanlarla oluyor olayımız. Bir şey olur mu? Başım deli gibi ağrıyor şu an. Eve gidince güzel bir duş al. Abdestini al. Bir şükür namazı kıl. Uyumadan önce nas falan oku. Sağa soluna üfle melekleri selam ver. Yat bakalım. Bu namaz kılmayı bilmiyor ki. Yat bak. Saçma ama nasıl bilmiyor. Gusül de almayı da bilmiyor. Gusül biliyorum lan namazı bilmiyor. Yine aynı yere geldik. Nasıl aynı yere? Adem'in ki evin önüne çıktı. Hangi evi? Az önce önünden duruyor. Kadın çıktı ya camdan baktı bize. Kayıt dışıydık ama buradan geçtik daha önce. Buradan çıkamıyoruz saçma bir şekilde ya. Ya da bana vakit geçmiyor. Konuları hakim olanlar bilir. Ben de birçok defa buna şahit oldum. Özellikle çeşme başında konuşmaya bir dalıyorsun. 5 dakika gibi geliyor ama bir bakmışsın 3 saat geçmiş. Zaman algını yitirebiliyorsun. Anladın mı? Vesvese veriyorlar kardeşim. Ne kafa güzel olması. Vesvese demek kulağına gidip fısıldamak gibi bir şey değil. Zaman algın değişiyor anladın mı? Boş yaptı bir olay. Evet. Bekle o zaman şöyle soralım. Yalan atayın en adi o
çocuğu. Sizce şu an saat kaç? Yalanatan en büyük o çam. 11 falan diyorum ya. 10.30 diyorum ben. 11.30 bence. Hiçbir yerde de saat yok. Bakın bir biri baksan Fatih, okey. Zaman su gibi akmış dedim yani buna, vesvese deme. Bu videoyu çekmiyor olsaydım mesela düşüncem böyle olmayacak. Bu videoyu çekmesem 31 çekerdim. İnşallah bir dahaki videoda 3. kattan aşağı düşersin ve bacağın kırılır. Tövbe tövbe Allah. Karı baktığında da simsiyah bir şey izliyorum. Kanka yapma ya. Saçma sapan hareketler çekiyorum. Ya bu gece uyurken seni bir şeyler gelip boğar. Bizi Tanrınız korusun, bizi Allah'ımız korur. Yatağın altından bir şey seni çekiyor. Düşünsene bir anda kampüslere gidiyor. Yatak değil, baza var kardeşim. Bazanın kapandığını ve seni ezdiğini düşün. Bazanın altında yatmıyorum ben. Mekaniğini sikim. Sen mi yatıyorsun? Sen bazanın içinde mi yatıyorsun? Vampir misin sen amına? Güzel kızlar. Can X Yavuz ya. Selam. Dudaklarım çatladı ya. Beyler ıslık sesini duydunuz mu? Allah belamı versin duydum. Taksiye çaldılar büyük ihtimal ya. Şu an her şeyi biz abartacağız. Tamam uzak... çok s**tme videosunu kapat artık. Dağılalım. Domates çorbası içmek istiyorum. Kanka saçmalama ya. Dağılalım evlerimize. Beni kim eve bırakacak? Ya da eve yakın bir yerde. Ev nerede? Karşıda. Kanka Allah'ım abi. Işık açsana şurayı. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bok gibi bir şey var ayağımda. Çamur olabilir mi? Ne çamur? Kanka ama ne çamur? Nereye girdik ki? Araba kiralık, ne yaptınız ya? Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ayakkabılarım olmuş. Aynı yere girdik, bende hiçbir şey yok. Ya bende niye var? Biz şu an o suluktan nem kapıyoruz. Başka hiçbir şey değil bunun adı. Biz bir tek yok. Niye ikinizde var? İkinizde de bir tek bende var. Kanka o bok. Bir koklasana Bekir. Bok. Adam. Bok göndermiş. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz video istemiyorsanız da dizi arkadaşım abonelikten çıkın. Ben istemiyorum açıkçası bu tarz. Sırf senin hatırına çektim bugün. Bir sözümüz vardı, izleyiciler istiyordu. Bence sana da çok teşekkür ediyorum. Çok geldiği için. Çok keyif aldım da çok adrenalin aldım. Ben çok iyi, çok iyiydim. Çok iyi de videoyu geldi. Kanka bu aranıyor. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bence bir yer daha lazım. Hiç böyle ormanlık hiçbir yer lazım değil, siz aranıyorsunuz. Aramayla hayır, alakası yok. Benim yaşantım bana yeter kardeşim. Ormanlık tarzı bir yere kesin girmemiz lazım. Bize ne deniyorsa oraya gidiyoruz. Şey mi yapalım, ormana mı gidelim? Hayır, beni dinle. Şu an biz bu konumdayız ya. Buradayken bir yer daha at. Benim daha yemez. Saça bak. Icardi 2 gol atınca Galatasaray. Değil mi? Icardi'den mi özendin saçı? Sakin ol. Siz de iş yapanın anasınız. 250 bin like. Konya'nın paranormal yerlerine gidelim. Konya olmaz oğlum. 250 milyon like gelse ben Konya'ya gitmem. Paranormal'i geç. Azrail'e girdin mi? Adrenalin Azrail. Bakışa bak bakışa. Kanka bu cin. Ben sizden korkmam. Niye sizde ne? Bu ne kim nereden? Bu kimin adamı? Ben kaçarım aga. Siz niye böyle gay gibi aynı tişörtü giydiniz? Fatih kardeşim ne desin? Çorbacı keyfisi dostlar. Peki ne oldu la sen? Bir asımdın bu Furkan'la. Furkan abi senin benim üstüm olamazsın. Beni Laz Ziya'ya bağlatacaksın. Kesin sen de Laz Ziya'ya.